Selamünaleyküm. Bu toplantının bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyorduk. Bunun sebepleri var tabii. Bu toplantının bu kadar kalabalık olması hayra alamet değil. Buraya benim ne diyeceğimi merak ederek geldiyseniz bu boşuna bir çaba, çünkü ben söyleyeceğim her şeyi hemen hemen söyledim. Yani burada yepyeni, hiç işitilmedik bir ifade ile karşılaşacağınızı sanmıyorum. Ama madem zahmet edip buraya kadar gelmişsiniz, ben tabii size kötü söz söylemeyeceğim. Söylemem lazım aslında. Aslında böyle bir toplantıyı neden düzenledik? Bu kitabın satışına biraz katkıda bulunmak için. Bu gülünç geldi, herkes güldü buna. Halbuki bu gülünç bir şey değil. Bu kitap uzun yıllar içinde tamamlandı. İlk defa bu isimle bir kitap yayınladığımda bu kitabın dörtte biri kadar kalınlıktaydı kitap. Ve kitabı alanlar sonuna baktıkları zaman görüyorlar. Burada Temmet yazılı. Eskiden bizim kitaplarımızın sonunda bu yazılırdı. Bitti manasında. Tamamlandı. Ama buradaki yazı sadece bu kitabın değil, benim yazı yazma değil, şiir yazma faaliyetimin sona erdiğini ifade ediyor. Yani bundan sonra ben ömrümün sonuna kadar daha önce Müsveddesini yayınladığım kitabımı çalışacağım. Bir Yusuf Masalını. Yani şu anda piyasada yok ama birilerinin ellerinde olan metin şeydir. Kitabın Müsveddesidir. Ben Allah bana ömür verirse onu bitirip yayınlayacağım. Goethe Faust'unu 82 yaşında tamamlamış. Bakalım Allah bana ne kadar ömür verecek. Şu anda 70 yaşındayım. 70 yaşındayım ve siz buraya imza gününde bulunmak üzere ve bu adam acaba neler söyleyecek onu anlamak için geldiniz. Bu kitap, yani konuşmanın başlığı Of Not Being a Jew, İngilizce. Size tercüme etmeyeceğim. Ama arkasında da Fransızca bir laf var. De la frayeur d'être plombier bon. Bunu da tercüme etmeyeceğim. Şimdi bu toplantı, şu anda cereyan etmekte olan bu toplantı bir sanat hadisesini teşrih etmek üzere yaptığımız bir toplantı mı?
Değilse acaba bu toplantının siyasi bir tarafı var mı? O da değilse bu bir düşünce meselesinin bir yanını doldurmak üzere yapılan bir toplantı mı? Bu soruya cevap vermek çok zor. Yani Türkiye'de bir sanat hayatı artık yok. Türkiye'de bir düşünce çevresi belki hiç olmadı ama şimdi izi bile yok. İz düşümü de yok. Kala kala bir siyasi yanı olması kalıyor. Yani biz burada siyasi bir hadiseyi ortaya çıkarmak üzere mi bulunuyoruz? Buna hiç kimse evet demeyecektir. Yani manasız bir toplantı bu şimdi. Yani sanat konuşmayacağız. Fikriyat bahis konusu olmayacak. Ve siyaset de yapmayacağız. Niye? Yani meşhur bir adam var karşınızda, öyle mi? Yani adı duyulmuş. Efendim. Hatta zaman zaman televizyona bile çıkar. Çünkü Türkiye'de ölçü o. Yani eğer televizyonda görünüyorsanız siz kadroya alındınız demektir. Onun için kıza alınanlar da televizyonda pek görünmezler. Beni de pek uzunca bir zamandır görmüyorsunuz televizyonlarda. Çünkü benim söyleyeceklerim televizyonlarda söylenenlerin geçersizliğini ilan edecek olan sözler olacak. Şimdi bu salonda benden yaşlı pek insan olduğunu sanmıyorum. Olsa bile çok azdır. Çoğunuz benden gençsiniz. Benden yıllar sonra doğdunuz. Ve eminim ki salonun çoğunluğu 1960'tan sonra doğdu. Dolayısıyla burada yaşayan insanlar, burada bulunan insanlar hayatlarını Türkiye'nin haritadan silinmesi ve Türk milletinin tarihten tard edilmesi programının uygulandığı zamanda ömürlerini geçirdiler. Ne kadar geçirdilerse. Neden bu kitabın bir şekilde göze batmasını sağlamaya çalışıyoruz? Ben bir şöhret budalası mıyım? Veyahut gözümü para hırsı bürümüş de aman bir kitabım daha satılsın diye çırpınan birisi miyim? Bunu bir düşünmek lazım. Benim şahsım itibariyle yüz yüze geldiğim hadiseler, karşılaştığım insanlar, birlikte iş yapmaya çalıştığım insanlar,
ve ben. Bu anlaşılmaya değer bir şeydir. Sanat eserleri sanatçıların biyografik malzemesi değillerdir. Ama bütün sanat eserleri, ister resim, ister müzik, ister edebiyat, ister heykel, ister mimari olsun, bütün sanat eserleri o eserin arkasında bir insanın olduğunu gösterir ve ispat eder. Anonim diye bir kelime de bilirsiniz, mekteplerde karşınıza çıkar. O isimsiz demek. Yani sanatçısının adını bilmiyoruz. Hangi sanatçının eseri olduğunu bilmiyoruz. Yani insanlar da anonim kelimesi şöyle bir çağrışım yapıyor. Yani bu herkese ait. Yani herkesin malı gibi anlaşılıyor. Öyle değil. Anonim demek sanatçısını bilmiyoruz demek. Yani sanatçısını tanımıyoruz. Ama mutlaka eğer o bir sanat eseri ise onun da bir arkasında bir insan vardır. Yani dünyada geçirdiğimiz zaman itibariyle hesabını verebileceğimiz ve veremeyeceğimiz işlerin neler olduğunu, onların müktesebatının nelerden teşekkül ettiğini bize sanat eserleri işaret eder. O bakımdan bir ülkede sanat önemini kaybettiyse, sanatçı değerini hissettiremiyorsa, o ülkenin bir geleceği yoktur. Ben bütün yaptığım işleri çok bencil bir anlayışla, çok bencilce yaptığımı genç yaşımdan beri biliyorum. Yani düşüncelerim, davranışlarım hep kendimi kurtarmak için. Sadece kendimi düşünüyorum. Ama Allah bana hidayet nasip etti. Ondan sonra insanın kendisini kurtarabilmek için ancak başkasını kurtarması gerektiğini öğrendim. Yani Müslüman olan bir insan İslam'a girer. Ama iman taşıması için o insanın mümin kardeşi için kendi istediğini istemesi lazım. Yani iman etmedikçe cennete giremezsiniz. İman etmeniz için de kendiniz için istediğinizi mümin kardeşiniz için istemeniz lazım. Yani ben tamamen çok bencilce davranıyorum. Dolayısıyla bir tane bir mümin bulursam
bu bencilliğim gereği beni kurtaracak. Yani bir tane mümin görürsem ya da onunla dayanışabilirsem bu benim işime yarayacak. Şimdi şu anda Hristiyan takvimine göre 21. yüzyılda onun da ilk 14 senesini neredeyse geride bıraktık. 15'ine geliyoruz. Daha gerçi yarılamadık ama işte yarılayacağız biraz sonra. Şimdi mesele hangi meselenin içindeyiz? Onu anlamamız lazım. Bu kitap hangi mesele içinde olduğumuzu hepimizi destekleyecek bir şey. Hangi mesele içinde olduğumuzu anlamamızı destekleyecek bir şey. Şu anda Türkiye yani 27 Mayıs 1960 sabahından sonra uygulanmaya başlanan Türkiye'nin haritadan silinmesi ve Türk milletinin tarihi bir kategori olarak ansiklopedilere defedilmesi meselesinin en kritik yerindeyiz. Şu anda Türkiye'de. Buraya gelmek için çok ustalıklı bir plan uygulandı ve bunda başarı elde edildi. Yani bugün Türkiye'de Türk'üm demek, para kazanmak ve mevki olarak yükselmek bahsinde aleyhte bir puan. Türk olmadığınız zaman, Türk olmadığınızı söylediğiniz zaman size promosyon veriliyor. Bu durumda yani uygulanan programın burasına geldik. Ben İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanıyım. İstiklal Marşı Derneği 2007 yılında kuruldu. Ve kurulduğu günden bugüne kadar mevcudiyetini korumaktan başka bir iş yapmadı. Yapamadı mı? Yapamadı çünkü Türkiye'de işleri çekip çeviren, işlere yön veren kimlerse onlar İstiklal Marşı Derneği'nin varlığını hissettirmesine mani olabilecek bütün tedbirleri aldılar ve kompozisyonunu da o şekilde düzenlediler. Buna ben bir şey yapamam. Ben Süpermen değilim. İstiklal Marşı Derneği neden kuruldu? İstiklal Marşı'nın Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanması üzerine askıya alınması, rafa kaldırılması gerçeğini insanlara anlatabilmek için kuruldu. İstiklal Marşı'nda ne söylendiği anlaşılmasın diye bir bestesi var İstiklal Marşı'nın. Biz burada bugün olması gereken besteyi söyledik. İstiklal Marşı böyle okunmalı diye bir teklifimiz var. Fakat bu teklifimiz vardı, benim teklifim var. Bu teklifimi ben İstiklal Marşı üyelerine bile kabul ettirebilmiş değilim. İstiklal Marşı'nın sözlerinin anlaşılmaması Türkiye'de kurulu düzenin yürümesini sağlıyor. Türkiye'de kurulu düzen İstiklal Marşı'nın
sözlerinin anlaşılmaması halinde yürüyebilir. İstiklal Marşı Türk milleti tarafından anlaşıldığı zaman Türkiye'de işlenen bütün suçlar açığa çıkar. Ama şu anda çıkmıyor. Çünkü İstiklal Marşı'nın ne dediği anlaşılmıyor. Ve mekteplerde, spor karşılaşmalarında, resmi toplantılarda okunan beste İstiklal Marşı'nın ne dediğini anlamamızı engelleyen bir bestedir. İki kıtası okunuyor ama o iki kıta dahi anlaşılmıyor. Şimdi İstiklal Marşı hemen rafa kaldırıldı ama rafa kaldırdıklarını şey yapamadılar. Anlaşılmasını istemediler. İnsanların da bunu anlamaya pek niyetleri yoktu. 1932 yılında ezanı Türkçe okuyoruz diye bir numara yaptılar. Türkiye'de ezan okumak yasaklandı. Ve bu yasak 1950 yılına kadar sürdü. Daha da sürecekti ama Adnan Menderes biz millete söz verdik, sözümüzü yerine getireceğiz deyip özel bir tedbir aldı. Şimdi İstiklal Marşı diyor ki, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. 1932 yani Cumhuriyet'in kuruluşunun 9. yılında, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 9. yılında Türkiye'de ezan okumak yasaktı. Ezan okumayı serbest hale getirmenin hikayesini biz millet olarak bilenler biliyordu ve kimseye de söylemiyorlardı. Ama Demirkırat belgeseli yaptılar. Burada açıkça itiraf ettiler işin ne olduğunu. 1950 yılının Mayıs ayının 14. günü bir hükümet değişikliği oldu Türkiye'de. Demokrat Parti hükümet kurdu. Fakat buna rağmen ezan okumayı yasaklayan kanun değiştirilmedi. İnsanlar bunu savsaklıyorlardı. İktidara gelen Demokrat Parti savsaklıyordu. Fakat Başbakanlığa oturtulan zat bu kadar sahtekarlık yapamayız deyip bu kanun değişmezse ben vazifemi yerine getiremem anlayışı içinde istifa etti. Ama ben o zaman çocuktum tabii ki 1950 yılında. Bunu anlayacak durumda değildim. Zaten gazeteye falan filan yansımadı. Hiç kimse bilmiyordu. Dediğim gibi biz bunu belgeselden öğrendik. Adnan Menderes, Celal Bayar'ın falan oyunları ezan yasağının devam etmesini öngörüyor. O hayır, ezan okumak serbest olacak diye direttiği için istifa ediyor ve benim istifamı bana baskı yapıp geri aldırırlar diyerek bir askeri uçakla Mersin'e gidiyor. Adnan Menderes'i Mersin'den Ankara'ya geri getirmek için kanun teklifi veriliyor. Ezanın serbest bırakılması konusunda. Bunu uzun uzadıya niye anlattım? Biz olan biten birçok şeyi bilmiyoruz. Bilmemekten de memnuniyet duyuyoruz. Mesela şu son Twitter tartışmaları sırasında
şey öğrendik. 2004 yılında bir anayasa değişikliği yapılmış. Saklı gizli değil, meclisten olan bir şey. Bu anayasa değişikliğinde şu hüküm yer alıyor. Türkiye'de yerli kanunlar ve yerli mevzuat eğer beynelmilel kanunlar ve beynelmilel mevzuatla çeliştiği takdirde tercih edilecek olan beynelmilel mevzuattır. Bu ne demektir biliyor musunuz? Türkiye'de kanun yok demektir. Türkiye'de hiç kimsenin, yani meclis boşuna çalışıyor çünkü eğer gavurların işine yarayan bir şey yaparsa bu makbuldür. Gavurların menfaati aleyhinde bir kanun Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkamaz demektir. Çünkü eğer Türkiye'deki kanunlar gavurların kanunlarıyla zıtlaşırsa Türkiye'deki elinin tersinden iteceksin geri, gavurlarınkini kabul edeceksin. Bu 2004 yılında yapılmış bir anayasa değişikliği. Şu anda belki bu sözleri söylediğim için benim hapse girmem lazım. Yani işte gavurlara hakaret ettin diyecekler falan, işte öyle bir şey. Zaten nefret kanunu falan filan da çıkaracaklar biraz sonra. Nerede olduğumuzu, kim olduğumuzu anlamadan, anlamaya da yanaşmadan, anlaşılmasını da istemeden birçok şey yapıyoruz. Biz İstiklal Marşı Derneği olarak Türkiye'de Türk olmanın en üstün değer olduğunun bütün toplum tarafından kabul edilmesi fikrinin müdafileriyiz. Bu ne demek? Bizim Gaziantep şubesi açılırken orada o şubeye kayıtlı Urfalı bir üyemizin söylediği bir şey var. Bizim İstiklal Marşı Derneği üyeliği olarak kim olduğumuzu beyan etmek üzere. O arkadaşımız dedi ki biz Uhud'da yerini terk etmeyen okçularız. Yani çünkü Resul-i Ekrem demişti ki o okçuları oraya yerleştirirken bizim cesetlerimizin üzerine vahşi kuşların üşüştüğünü görseniz bile yerinizi terk etmeyeceksiniz dedi. Ama bu okçulardan bir kısmı kafirin bozguna uğradığını düşünerek ganimet peşinde yerlerinden ayrıldılar. Onlar yerlerini terk eder terk etmez Halid bin Velid onların işini bitirdi. Yani biz bir işe yarayacak mıyız? Bilmiyorum. Ama biz yerimizi terk etmemeye kararlıyız. Halid bin Velid sonradan hicretten 7 yıl sonra Müslüman oldu ve epey de işe yaradı. Çünkü çok savaş seven bir adamdı. Ama kendisi çok hayıflandı. Kadınlar gibi yatağımda ölüyorum diyerek. O savaş meydanında ölmek istiyordu. Neyse Halid bin Velid bahsini geçelim. Ama Halid bin Velid'den bilhassa söz açtım. Çünkü lafı bir yere getireceğim. Nereye getireceğim? 27 Mayıs 1960
sabahı ben çok erken kalkmıştım. Kimya çalışıyordum. Lise 2. sınıftaydım. Çünkü cumaydı günlerden. O gün sözlüğe kalkacaktım. Kimya dersinden. Eğer iyi bir not alırsam ikmale bırakmayacaktı kadın beni. Kimya hocamız süslü, gayet güzel bir kadındı. Ama kaldım ikmale. Çünkü o gün okul olmadı. Derse gidemedik. Ben erken kalktım. Küçükesat'ta oturuyoruz o zaman. Tepe başında. Küçükesat'ın Tepebaşı diye bir yeri var. Ankara'da. Fakat ben ders çalışırken duydum Çankaya'dan tüfek seslerini. Sonra komşular radyoyu açın, radyoyu açın falan diye bağırdılar. Radyoyu açtık. Alparslan Türkeş'in sesi. Ne diyor? NATO'ya ve SENTO'ya bağlıyız. Bunu zırt zırt söylüyor. Yani 27 Mayıs kendini saklamadı. Yani NATO'nun ve SENTO'nun bir faaliyetiydi. Ama bu bugün yaşadığımız, bugün ızdırabını duyduğumuz şeylerin dönüm noktasıdır. Çünkü 27 Mayıs 1960 sabahı 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in sonuydu. Ben o günleri gayet net olarak hatırlıyorum. Herkes ikinci Cumhuriyet'ten bahsediyordu. Ve bu tarih olarak da sabittir. Çok uzun sürmemiştir. Aylarla ölçülebilecek bir zamandır ama Türkiye'de bir yönetim boşluğunun olduğu bir zamandır. Daha sonra 2. Cumhuriyet faaliyetine başlayamadı bir türlü. 2. Cumhuriyet diye bir rüzgar esti ama Türkiye bir daha kendini toparlayamadı. Türkiye daha önceden kendini toparlamış mıydı? Cumhuriyet ilan edilirken Türkiye topraklarının yerli yöneticilerinin emrine bırakılması şarta bağlanmıştı. Esas itibariyle bu topraklar dünya sistemi dediğimiz temelleri 14. asırda atılmaya başlanmış olan kapitalizmin hizmetinde bir saha olarak netleşti. Yani dünyada işleyen finans mekanizmasına ham madde tedarik etmek üzere bir saha yerli yöneticilerin emrine verildi. Türkiye 1945 yılına kadar dünya sistemiyle yaptığı bu pazarlığın çerçevesinde var oldu. Yani 27 yıllık bir tek parti yönetimi var. 10 yıllık Demokrat Parti yönetimi var. Toplam 37 sene. 37 sene dünya sisteminin bu bilhassa sanayi ürünleri, sanayide işe yarayacak ürünler, tütün, pamuk gibi veyahut incir, üzüm gibi gene sanayileşmiş ülkelerin daha iyi tüketecekleri şeylerin daha iyisini tüketecekleri şeylerin
sağlanmasıyla, yani dünya sistemiyle böyle bir angajman vardı. Sanayileşmeme sözü vermişlerdi Türkiye'de Cumhuriyet ilan edilirken. O yüzden sanayileşmeye yönelik işler tehlikesi hep kritik durumlar doğurdu. 27 Mayıs 1960'tan sonra insanlar hiçbir şekilde kendi memleketlerinin başka ülkelerin kontrolünde olduğunu kabul etmediklerinden, 27 Mayıs'tan sonra Türkiye'de kafası çalışan insanlar ne yapıp da sanayileşebiliriz gibi sorular ortaya attılar. Fakat bütün bunlar gerekli operasyona tabi tutuldu ve bu akıl almaz bir şey bu, yani dünyada her şeyi olan bir ülke muhtaç bir ülke durumunda kaldı. Yani bizim Cumhuriyet tarihimizin özeti bu ülkede yaşayan insanların yükselmelerine, bu ülkeyi idare etmekle vazifelendirilmiş insanların sebep olmaları. Yani bu ülkenin bir işe yaramaması için insanlar görevlendiriliyorlar ve yükseltiliyorlar. Yani bu ülkeye ne kadar zarar verme sözü verdiyseniz bu ülkede o kadar kolay yükselebiliyorsunuz. Bunu ideolojik ya da ideolojik mi diyelim? İşte bu mesela lisanımızı yıktılar. Neden yıktılar? Çünkü eğer ne dediğimiz anlaşılır olsaydı, ne dediğimiz anlaşılır olsaydı, birbirimizle ne yapacağımıza da kolaylıkla karar verirdik. Ama şimdi kelimelere aynı manaları yüklemeden konuşan insanlarız. Aslında birbirimizin kelimelerini bile tanımıyoruz. Tabirlerimiz yok. Her gün biraz daha yok oluyor. İnsanlar ayrılırken bay bay diyorlar. Yani meselenin özü şu. Türkiye'de 27 Mayıs'la biten şey yerine bir şey konulması gereken bir şeydi. Madem dünya sistemiyle olan uzlaşma artık işe yaramıyordu, o halde işe yarar bir şey bulmak lazımdı. Bu da o dönemin şartlarında Türkiye'nin sosyalist bir dönüşüm geçirmesi ihtimaliydi. Türkiye'de sosyalist bir dönüşüm geçirme ihtimalini devreye sokanlar, Türkiye'nin sosyalist bir dönüşüm geçirmesine mani olmak üzere siyasete girenler tarafından tasfiye edildi. Bunu anlamanız çok zor. Çünkü 1973 yılında başlayan siyasal İslam da Türkiye'nin İslami bir dönüşüm geçirmesine mani olmak üzere faaliyete geçen bir işti. Yani Türkiye'de siyasal İslam'ı götürenler Türkiye'nin İslami bir dönüşüm yaşamasına mani olmak üzere işin içinde olanlardı. Bu Türkiye'nin yaşadığı iki şeydir. Biz sosyalist dönüşüm geçirme ihtimali söz konusu olduğu zaman Türkiye'deki sınıf ilişkilerini sarahate kavuşturmak mecburiyetindeydik.
Türkiye'de kim kime ne yapıyor? Hangi zümre, hangi zümrenin lehine, aleyhine çalışıyor? Bunları kafamızda canlandıracağımız gibi kağıda dökebilme imkanımız da vardı. Ama bunu yapmaya fırsat vermediler. Yani bugün Türkiye'de solcu diye bildiğiniz insanlar sosyalizmin ve komünizmin Türkiye'de bir basacak yer bulmasına mani olmak üzere görev yüklenmiş insanlardı. Aynı şey Müslümanlık içinde fazlasıyla geçerlidir. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman zamanından bu yana, bilhassa o zamandan bu yana Türkiye'de İslami talepler devletin endişeyle karşıladığı taleplerdir. Çünkü şeriattan sapışların açığa çıkmasını istemeyen devletti. Yani Osmanlı Devleti daha ilk adımlarından itibaren bir ihanet kültürü üzerine oturmuş bir devletti. Ve bu artık zirveye geldiği zaman Kanuni Sultan Süleyman zamanında işten anlayan temiz insanların her şeyi allak bullak etme korkusuyla devlet yaşadı. Ama daha sonra İnebahtı hezimetinden sonra devletin zaafa uğraması ve ülkenin elden gitmesi tehlikesi söz konusu olunca bu sefer Müslüman olmayı şeref bilen insanları cepheye sürerek gene rahatlarını garanti altına aldılar. Yani bu çok yönlü bir Ali Cengiz oyunu. Bugün dünyada da olan bitenle Türkiye'nin akıbeti doğrudan alakalı bir şey. Türkiye diye bildiğimiz topraklar küfür hakimiyetinin mutlak olmayacağını dünyaya göstermekle vatan olmuş topraklardır. Başka vesilelerle hep herkesin dikkatini çekmeye çalışıyorum. Şimdi tarih atlaslarını açtığınız zaman İslam'ın yayılış devirleri sayfasını görürsünüz. Böyle yeşile boyalı yerler, işte As-ı Saadet'teki İslam hakimiyetindeki yerler, dört halife devrindeki İslam hakimiyetli yerler, Emevi, Abbasi orada biter. Yani o haritalarda bugün bizim vatan diye bildiğimiz yerler Bizans topraklarıdır. Yani İslamiyet'in yayılma haritalarında Türkiye Müslüman beldesi olarak görülmez. Çünkü hepimizin tarih kitaplarında okuduğumuz gibi Türkiye'nin, Türk topraklarının İslamlaşması 1071 Malazgirt Zaferi sonrasında gerçekleşmiş bir şeydir. Yani Bizans ordusunun Müslüman yayılmasına mani olamayacağı bir çağ açılmıştır. 1071 zaferinin
manası budur. Yani Bizans ordusu 1071'e kadar Müslümanların o topraklarda borularını öttürmelerine mani oluyordu. Ama o Bizans yenilgisinden sonra kolaylıkla her tarafa nüfuz edebildiler ve Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa, ki Tarsus çayında boğuldu, öldü biliyorsunuz. İlk defa Türkiye kelimesini Almanca Türkei olarak telaffuz etti. Çünkü o Haçlı Seferi sırasında ortalıkta Türk'ten başka yok. Ama o Türk kelimesini tabii ki Müslüman manasında kullanıyordu. Yani daha sonra Venedikliler buralarda ticaret yaptıkları için, buralardan para kazandıkları için Türkiye dediler buralara. Ama biz içeriden, yani buralarda yaşayan insanlar buraya ancak Cumhuriyet'ten sonra Türkiye demeye başladık. Hatta o zaman Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş bazıları Türkiye demeyelim de Türkiye diyelim, İtalya gibi, işte ne bileyim Almanya gibi Türkiye diyelim diye özeniyorlardı. Ama Fransızca bilenler ağır bastı ve Fransızca telaffuza yakın bir ad seçtik, Türkiye. Fransızcası La Turquie. Ama yazılışında tabii Türkiye gibi okunmaya müsait bir harf fazlalığı var. Bizim yaşadığımız topraklar dünyadaki küfür hakimiyetinin nüfuz etmesine engel olan topraklar. Bunlar batıda kolonyalizm yükseldiği zaman da geçerli olan bir şeydi. Yani Osmanlı Devleti'nin paylaşılamamasının sebeplerinden bir tanesi Rusya, Çarlık Rusyası'nın yükselen bir güç olmasıdır. Şimdi Ruslar bir siyasi güç elde ettikten sonra bunu kültürel bir güce dönüştürme başarısına erdiler. Önce siyasi bir güç elde ettiler. Bir Moskov dükalığından genişleyen bir alan doğdu. Ama daha sonra Ruslar ellerindeki askeri ve idari imkanı bir Rus milletinin doğması uğruna kullandı. Çabucacık olmadı bu. Ama 18. yüzyılda batıda aydınlanma çağı dediğimiz şey, 18. yüzyılda Rusya batı normlarının kendi ülkelerinde esas alınması yolunda büyük bir eğitim hamlesi yaptı. Yani 18. yüzyılda hiçbir Rus çocuğu daha iyi matematik öğrenmek için Londra'ya, Paris'e, Roma'ya gitmek zorunda değildi. Kendi memleketinde en iyisi öğretiliyordu 18. yüzyılda. Daha sonra enteresan şeyler oldu tabii. İşte bu yükselen güç kendi civarındaki toprakların Batı Avrupalı sömürgeci kolonyalist güçler tarafından yağmalanmasına
mani oldu. Rusya dedi ki, benim sınırlarıma bitişik olan yerler, nereler bunlar? Çin, Afganistan, İran, Osmanlı Devleti. Benim sınırlarıma bitişik olan yerler. Buraları Batı Avrupalılar sömürgeleştiremeyecekler. Buraların kolonize edilmesine, müstemlekeleştirilmesine izin vermiyorum. Eğer buralar müstemlekeleştirilecek olursa aslan payını ben alırım dedi. Bu Batı'da şöyle bir şey, yani Ruslara aslan payını vermeyeceğiz. Öyleyse müstemlekeleşmeden kalsın. İşte Osmanlı Devleti bu Batı ve Rusya arasındaki zıtlaşmadan istifade etti. Yani Türkiye'nin sömürgeleşmemesi, bir ülkenin sömürgesi haline gelmemesinin tek sebebi Rusya değil. Ama bu da sebeplerden birisi. Birinci Dünya Savaşı bittiği zaman bütün Osmanlı topraklarının Batılılar tarafından ele geçirilmesi esas idi. Bütün tarih kitapları bunu yazıyor. Ne yazıyor? Britanya İtalya'yı savaşa sokmaya ancak Küçük Asya'dan en büyük parçayı İtalyanlara verme vaadiyle yapabildi. Yani İtalyanlara İngilizler dediler ki savaşa girin bizim tarafımızda. Savaştan sonra en büyük toprağı sana Küçük Asya'dan vereceğiz. Savaş bitti. İngiltere bütün müttefiklerine kazık attı. İtalyanlar da bir tek kurşun atmadan Türkiye topraklarından çekildiler. Yani biz bugün Türk topraklarında yaşıyorsak, ben bu memleketi gavura yedirtmem diyen insanların çabaları sonucunda bir avantaja sahip olabildik. Fakat ben bu toprakları gavura yedirtmem diyen insanların hepsi, hemen hemen pek azı sağ kaldı. Onların hepsi şehit oldu. Onun için İstiklal Marşı sen şehit olmuşsun. İncitme, yazıktır atan. Yani bizim bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları konusunda söz söylemeye hakkımız yok. Yani bu sınırların şöyle veya böyle olması konusunda söz söylenmiş. O söz bitti. Bugün bilhassa Türkiye'de mevki makam sahiplerinin Türkiye'nin sınırları hakkındaki kanaatleri doğrudan doğruya İstiklal Marşı'yla mübareze halindedir. Şimdi bu böyle kuru kuruya bir sınır meselesi olduğunu sanmak safça bir görüştür. Bu kuru kuruya bir sınır meselesi değil. Biz Türkiye'ye sahibiz. Çünkü Türkiye küfür aleminin İslam'ı yok ettiğine inandığı sırada bu inancını def etmek üzere kurulmuş bir ülkedir. Yani Birinci Dünya Savaşı sona erdiği zaman
İslam bir askeri güç ve bir siyasi organizasyon olarak dünyadan kalkmıştı. İstiklal Harbi İslam'ın hem bir askeri güç hem de bir siyasi organizasyon olarak hala mevcut olduğunu bütün dünyaya göstermenin savaşıdır İstiklal Harbi. Kurtuluş Savaşı değildir. Bağımsızlık Savaşı değildir. İstiklal kelimesi Türkçe bir kelimedir, Arapça değildir. Yani biz istiklal kelimesini telaffuz etmeden önce hiçbir Arap istiklal kelimesini bilmiyordu. Biz siyasi manada istiklal kelimesini kullandık. Arapça türetilmiş, Arapça kaidelere göre, Arapça köklerden türetilmiş bir kelimedir. Fakat Türklerin yaptığı bir kelimedir. Bunlardan binlercesi var dilimizde. Yani Arapçasının başka manaya geldiği, Türkçesinin başka manaya geldiği birçok Arapça kelime var dilimizde. Asıl mesele Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti olarak ortaya çıkmasından sonra bir varlık göstermesine engel olunması meselesidir. Türkiye adım adım teslimiyetçi bir zihnin esiri edilmiş bir ülkedir. Bunda da dediğim gibi dönüm noktası 27 Mayıs oldu. Şimdi insanlar ahmaklıklarına doymadıkları için Türkiye'de işte her 10 senede bir darbe olur falan filan, darbeye çok kötü bir şeydir falan gibi. Türkiye'de darbe falan filan olmadı. Türkiye silahlı kuvvetler alet edilerek Türkiye'nin sözünün geçmeyeceği bir saha haline getirildi. Biz 1952 yılında Federal Almanya'dan önce NATO'ya girdik ya da alındık. 8 sene sonra da NATO Türkiye'nin işini bitirdi. Bu resmi kayıtlarda olan bir şey. Nedir o? 1942 yılına kadar Türkiye'de askeri eğitimi Almanlar veriyordu. 1942. Neden 42? Çünkü 42 yılına kadar Hitler'in savaşı kaybedeceğinden emin değillerdi. 42 yılı o bakımdan dönüm noktasıdır. Hitler'in savaşı kaybedeceğinden emin olduktan sonra Türkiye'deki askeri eğitimi Britanyalılar yapmaya başladı. Almanlar değil. 1942'den 52'ye kadar 10 sene Britanyalılar askeri eğitimi yaptı ve NATO'ya girdikten sonra da Türkiye'de askeri eğitim tamamen Amerikalıların tek elinde oldu. Hatta işte asker yakınları olanlar bilirler. Yani askeri mekteplerde birinci olanlar West Point'e gider mesela, öyle şeyler. Yani bu dünyada da böyle karma karışık bir şeydir. Albay Muammer Kaddafi İstanbul'da hava harp okulunu bitirmiştir mesela. Yani dünya böyle bakımdan öyle bir alabora halindedir. Orduların ne işe yaradığını düşünmekte fayda var tabii. Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durmasına mani olmak üzere Türkiye'de siyasi kararlar alınıyor. Yani Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar hiçbir iktidar halktan yardım istememiştir. Yani
gelin bunu hep beraber birlikte başaralım ya da şu tehlikeyi hep beraber def edelim. Bunu hiçbir hükümet halktan istememiştir. Neden? Çünkü halkla beraber bir şey yaptığı takdirde halk beraber yaptık o zaman ben ne olacağım diye soracak. Onun için her şey Türkiye'de yukarıdan birilerinin aşağılık birilerini bir şeylere alet etmeleriyle döndürülür. Doğru dürüst bir laf edersiniz. Birisi sizi ceketinizden çeker. İşi nasıl böyle eder? Neyse artık yani. Hiç anlamazsınız. Ondan sonra birileri bir yerlerden bir şeylere karar vermiştir. Eğer öyle olursa şöyle şöyle falan filan. Hiç sizin bütün iyi niyetiniz, bütün temiz hedefleriniz buharlaşıp gider. Ama sizin zaten öyle iyi niyetiniz falan filan olduğunu sanmıyorum. Yani insanlar şu anda Türkiye'de kafirlerin hayat tarzını daha güzel yaşamaktan başka bir gaye gütmüyorlar. Yani şimdi bu burada birçok başörtülü kız görüyorum. Nerede efendim üniversitelerde böyle bir mesele oldu mesela. Yani insanlar böyle bir tuhaflıkla uğraştılar. Yani başı örtülü kızları üniversiteye almıyorlarmış. Ama erkekleri alıyorlardı. Yani eğer bu iş bir İslami dava olsaydı asıl yani hani İslami bir gelecek için gayret eden erkekleri üniversiteye almamak lazımdı. Tabii ki erkeklerin de böyle bir niyeti yoktu. Kızlarınki de sadece bir dekordu. Yani yani ben bu başörtüsü meselesi üniversitelerde söz konusu olduğu zaman şunu diyordum. Yani eğer bu kızlar Müslüman kızlarsa üniversite idaresi onlara şunu diyecekti. Siz başınızı açsanız da biz sizi üniversiteye almayacağız. Yani başını aç üniversiteye gir. Bu, yani senin Müslümanlığın kafandaki bir bez parçasından ibaretse tabii ki o öyle yani o zaman bezden yaşar. Ama İslami bir hedef Türkiye'de güdülmedi. Türkiye siyasal İslam'ı işte bugün geldiğimiz yer gayesiyle yani küfrün yeşile boyanmış şekli olarak biz İslam'ı tanıdık Türkiye'de. Yani hiçbir İslami hedef yok. Yani olmadı. Başlangıçta 1973 yılına girdiğimiz zaman mesela Necmettin Erbakan'ın miting meydanlarında söylediği sözlerden bir tanesi şuydu. Liselerden felsefe derslerini kaldıracağız, yerine hadis dersleri koyacağız diyordu. Ondan ikincisi de şuydu, bütün futbol sahalarını fabrika yapacağız diyordu. Ama seçimi kazandıklarının ertesi günü elinde futbol topuyla fotoğraf çektirdi. Şimdi İslam istenir bir şey midir diye soracaksınız. Yani bir, mümkün müdür? İki, gerekli midir? Yani bazıları derler ki yani İslam iyi bir şey ama artık çağımızda bunlar olmaz. Veyahut yani İslam'ı da hayatın aldığı şekle uydurmamız gerektiğini söyleyen insanlar çıkabilir. Artık dünya bu şekle girdi vesaire. Bu iki gerekçe de insanların
İslam'ın lüzumsuz bir şey olduğunu düşünmelerinden doğan şeyler. Yani bu şu demektir. Kur'an boşuna nazil oldu ve sünnet de o gün için belki bir işe yarıyordu ama bugün artık ona ittiba edemeyiz demektir. Ama bir tutarlılık arayan insanlar biz bunu kendimiz için iyi buluyoruz diyeceklerdir. Yani bu 70'li yıllarda bir İslam dalgası bütün dünyada yükseldiğinde Britanya'da bazı İslami gruplar ortaya çıktı. Bir süre sonra hem aralarındaki anlaşmalardan hem de dünyada olan bitenden dolayı bu gruplar dağıldı. Fakat bunlarla ilgili bir belgesel okudum, seyretmedim. Orada diyor ki bu İslami gruplar dağıldıktan sonra hiçbir yani Müslüman eski inancına dönmedi. Yani madem bizim bu örgüt işe yaramadı, o halde ben de geldiğim yere gideyim demedi hiç kimse. Bilakis şöyle dediler Britanya'da Müslüman olan insanlar. Bunu neden hak ettiğimizi bilmiyoruz ama Allah bize bunu nasip etti. Yani tekrar gavur olmayı hiçbir şekilde düşünmediler. Ama tabii ki ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Çünkü topluca Müslümanmış gibi görünen yerlerde insanlar İslam'dan kurtulmaya uğraşıyorlar. Yani bunu bir ağırlık, bir çekilmez sıkıntı olarak görüyorlar ve sonuçta alıyorlar. Çünkü kafir bunlar için bunlara ödeme yapıyor. Yani bu böyle karmaşık bir hadise. Çünkü gerçekten Müslümanlar kendilerinin yerlerini bilir, ona sahip çıkarlarsa bundan küfür aleminin ne büyük zarar göreceğini bütün o alemin elebaşları biliyor. Ona göre her şey ayarlanmış, hazırlanmış ve yürüyor bu işler. Türkiye'nin bu bakımdan önemli bir yeri var. Çünkü Türkiye en azından 90'lı yıllara kadar kararlarını kendi alabilen bir ülke idi. Onun kalıntıları hala ülke içinde var mı yok mu bilmiyorum. Ama Türkiye bütün siyasi çalkantılara rağmen ayakta durmayı pek o kadar göze görünmeyen bir milletin varlığıyla sağlayabilmiştir. Yani Cumhuriyet ilan edildiği zaman bu devletin uzun ömürlü olmayacağı düşünülüyordu. Fakat Türkiye'de yaşayan insanlar bir vatana sahip olmanın kıymetini biliyorlardı. Ona göre idari bakımdan başlarına gelen şeylerin yok olmaktan evla olduğunu düşünerek yaşadılar.
Ama yıllar geçti. Bütün Türkiye'nin niçin Türkiye olduğunu bilen insanlar mezarları doldurdular. Ve Türkiye'nin niçin Türkiye olduğunu bilmeyen insanlar aktif nüfus dediğimiz şey haline geldiler. Şimdi insanların rahatsız oldukları bir şey yok. Çünkü İslam'ın gereğine inanmıyorlar. Bunun önümüzdeki kısa zamanda sonuçlarını göreceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti diye bir siyasi varlık doğdu 1923 yılında. Doğmayabilirdi. Doğmadığı takdirde ne olacaktı? Bir büyük Ermenistan, bir büyük Yunanistan ve bir miktar da Kürdistan. Yani geldiğimiz yer orası şu anda. Türkiye olmadığı zaman ne olacak? Yani ve son safhadalar. Yani şu anda Türkiye'de Rum asıllı, Ermeni asıllı insanlar, biz onları nüfus kağıtlarından başka türlü biliyoruz. Onların kazançlarının azamiye çıkacağı bir gelecek var. Yani buna insanlar itiraz etmeyecekler. Çünkü bu insanlar için refah ve hatta prestij manasına gelecek. Yani benim insanlara bir şey anlatabileceğimi hiç sanmıyorum. Yani şimdiye kadar böyle bir şey denemedim de. Yani insanların kişiyi nasıl bilirsin? Kendin gibi. İnsanların bunları tabi olarak benim gibi düşündüklerini sanıyordum. Ve küçük işaretlerle, yani küçük kıvılcımlarla pekala büyük bir ateşin yanabileceğini düşünme saflığına sahip idim. Ama hayır, böyle bir şey yok. İnsanlar kendi milletlerine sadıklar, Türk milleti diye bir şeyin varlığına inanmıyorlar. Dediğim gibi inananlar öldü. Türk milletinin yapacak bir işi olduğuna da, bir işin altından kalkabileceğine de inanmıyorlar. Hiç kimse birçok şeyden rahatsız değil. Yani devlet menfaatleri için daha çok önceden, yani Fatih Kanunnamesi'nden önce başlamış olan bir şeydir kardeş katli. Yani insanlar buna alışmış. Bunu İslam diye biliyorlar zaten. Yani gayri İslami birçok şeyi İslam diye biliyor insanlar. Yani devletin selameti her şeyin üstündedir. Eğer bir şeyin gayri İslami olduğunu söylerseniz, ama devletin menfaati bunu gerektiriyor diye cevap veriyorlar ve bu iş böyle gidiyor. Ama dünyada merkezi Wall Street'te olan bir tek devlet olduğunu hiç kimse hesaba katmıyor. Görünür devletlerin aslında onun yansıması bile olmadığını, yani tavşanın suyunun suyu olduğunu anlamaya niyetli insanlar yok. Yunanlılar Osmanlı mülkünden toprak koparmayı beceren ilk unsur, ilk kavim. 1830 Hristiyan yılında devletlerini kurdular. Bugünkü Yunanistan'ın üçte biri kadar bir yerdi.
Ve Yunanlılar devletlerini kurdukları zaman Ermeniler Osmanlı Sarayı'na dediler ki biz onların yaptığını yapmayacağız. Biz milleti sadıkayız. Yani saltanatın en sadık milletiyiz. Dediler ve gerçekten bunun bu söyleyişlerinin de mükafatını aldılar. Yani önümüzdeki sene feryad-ı figan halinde her tarafı kaplayacak olan o Ermeni katliamı sırasında hükümette birçok Ermeni vekil vardı. Bilenler gayet iyi ifade ediyorlar. Ki bugün Türkiye'de en aktif banka hangisidir diye sorsanız Finansbank cevabını alırsınız. Bu Yunan Milli Bankası'nın malı. Ve bilenler öyle diyorlar. Yani 1919 yılında Yunanistan'ın İzmir'e asker çıkarmasının hiçbir hükmü yoktur. Finansbank'ın Yunan Milli Bankası'nın malı olmasının yanında. Yani onun çok ilerisinde bir adımdır. Bunlar kimseyi rahatsız etmiyor. İşler gayet güzel yürüyor. Ve bir sabah uyandığımızda artık haritaların değiştiğini gördüğümüz zaman bundan rahatsız olmayacağız. Çünkü bize bunu çoktan alıştırmış olacaklar. Hatta bunun için yürüyüşler, mitingler de yapacağız belki. Türkiye yok olsun diye. Ve zaten yani bunu gönülden isteyen dünya kadar insan var. Yani birçok yerde irtibatlar hazır, kurulmuş, paralar nereden geldiği belli. Yani hiçbir sıkıntı yok. Benim söyleyeceğim bir şey de yok. Zaten dedim ben size başından buraya oturduğum zaman benden yeni bir şey duymayacaksınız diye. Bunlar bayat laflar. Yani vatan millet Sakarya işte bunlar ne olacak yani. Hadi iyi geceler.